Dünya çapında 50 milyona yakın insanı etkileyen koronavirüste ölüm riskini %50 azalttığı belirtilen aspirin ile ilgili umutlu açıklama İngiltere'den geldi. Bilim insanları aspirinin koronavirüs tedavisinde iyi gelme ihtimali olduğunu ve bu yönde deneme çalışmalarının başladığını duyurdu. Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ortadan kaldırmak için birçok ülkede ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken, İngiliz bilim insanları uluslararası kamuoyunu şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Dünyanın önde gelen bilim insanlarından oluşan bir girişim, koronanın potansiyel çözümü olarak gündelik hayatta kamuoyunun yakından bildiği aspirin isimli ilacın etkili olabileceğini söyledi. Bilim insanları kanı sulandıran ve ağırlıklı olarak baş ağrısı ve halsizliğe karşı tercih edilen aspirinin hırtılaşmayı engelleyen özelliğinin virüsün hastalığına yakalananları iyileştirebileceğini öne sürdü. Araştırmayı yürüten bilim insanı Peter Horby, aspirinin etkili olacağına dair net bir yaklaşım mevcut. Üstelik aspirin güvenli, pahalı değil ve yaygın ifadesini kullandı. Aspirinin koronanın hastalarında işe yarayabileceğini söyleyen uzmanlar, aspirinin tedavi sürecinde kullanılmasının COVID-19 hastalarında oluşabilecek pıhtıları engelleyebileceğini dile getirdi. Bilim insanları aspirinin COVID-19 hastaları üzerindeki etkisini incelemek üzere bir araştırma yaptıkları belirtildi. Araştırmaya katılan 2000 gönüllü günde 150 mg aspirin alacak ve bu süreçte sağlık durumlarında yaşadıkları değişiklikler gözlemlenecek. ABD'li bilim insanları tarafından yapılan bir çalışmada erişimi kolay ve ucuz aspirin ilacının hastanede yatan yeni tip koronavirüs hastalarının ölüm riskini yaklaşık %50 oranında azalttığını ortaya koydu. Araştırmacılar kan sulandırıcı etkisi bulunan ilacın COVID-19 ölümlerin ana nedenlerinden biri olan kan pıhtılaşmasını engellediğini söylemişti. Bilim insanları gece gündüz demeden virüsü yenecek bir aşı geliştirmek ya da tedavisinde etkili olacak bir ilaç bulmak için çalışıyorlar. Amerika'dan bu konuda gelen yeni bir haber ise koronavirüs salgınında umutları arttırdı. Uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalar arasında düzenli olarak aspirin kullananların virüs kaynaklı ölüm riskinde %47'lik bir düşüş görüldü. Çalışmada hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarından kalp damar hastalıkları için düzenli aspirin kullanan ve kullanmayan hastalar karşılaştırıldı. Koronavirüs hastaları için de düzenli aspirin kullanan kişilerin yoğun bakıma kaldırılma oranlarının %43, solunum cihazına bağlanma oranlarının ise %44 daha az olduğu görüldü. Öte yandan bu oranlara ek olarak aspirin kullanımının koronavirüsten ölüm riskini de neredeyse yarı yarıya azalttığı bulgusuna rastlandı. Çalışmayı gerçekleştiren ekip araştırma konusunda temkinli de olsa iyimserliğe sahip olduklarını, bunun aspirinin hem ucuz hem de kolay ulaşılabilir bir ilaç olması nedeniyle koronavirüs tedavisinde çığır açabilecek sonuçları olabileceğini düşünüyor. Araştırma ekibinin başındaki isim anestezi uzmanı Dr. Jonathan Cove. Klinik çalışmalarla desteklenmesi gerekse de elde ettikleri bu bulguların koronavirüsün seyri için kritik önem taşıdığını aktardı. Dr. Cove, eğer araştırmamız onay alarak kanıtlanırsa aspirin dünya çapında koronavirüste ölüm oranını düşürmek için kullanılacak ilk tezgah üstü ilaç olabilir ifadesini kullandı. Araştırma için Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi civarında tedavi gören 412 hastanın tıbbi kayıtları incelendi. İncelenen hastaların yaş, cinsiyet, ırk, kilo ve altta yatan diğer hastalıkları da kontrol edildi. Bu hastaların çeyreğinin hastaneye yatmadan önce ve yattıktan sonra kardiyovasküler hastalıkları sebebiyle aspirin kullandığı bildirildi. Günlük olarak aspirin kullanan hastalarda yoğun bakıma kaldırılma oranı %43, solunum cihazına bağlanma oranı ise %44 oranında düşük bulundu. Daha da önemlisi, hastanede yatan koronavirüs hastalarında aspirin kullananların ölüm oranı kullanmayanlara göre %47 düşük bulundu. Hastalarda oluşabilecek kanama gibi ciddi yan etkilerde ise aspirin kullanmak ya da kullanmamak arasında bir fark gözlenmedi. Koronavirüsün kalp, akciğerler ve kan damarlarında tehlikeli ve ölümcül olabilen kan pıhtılaşmaları riskini arttırmaya sebep olabildiği bilinen bir gerçek.
Uzmanlar aspirinle ilgili koronavirüste fayda sağlayan bu etkinin aspirinin kan pıhtılaşmasının önüne geçen bir ilaç olmasına bağlıyor. Araştırma ekibinden Dr. Michael Mazzeffi, aspirin kan inceltisi etkisi sayesinde koronavirüs hastalarında mikro pıhtı oluşumunu engelleyerek fayda sağlıyor açıklamasını yaptı. Araştırmayı yürüten ekip, koronavirüs teşhisi konan hastaların doktorlarına mutlaka danışmak kaydıyla aspirin kullanmaya başlayabileceğini söylüyor. Ancak araştırmacıların bu konuda önemli bir de uyarısı var. Aspirin, koronavirüsün bulaşmasını önleyici bir ilaç olarak düşünülmemeli. Aspirin, koronavirüs tedavisinde sadece ciddi riskleri önlemek için kullanılacak bir çözüm olabilir. Aspirin, uzun yıllardır dünya çapında en çok kullanılan ve en kolay ulaşılan ilaçlardan biri olarak biliniyor. Yaygın ismiyle aspirin ya da asetil salisilik asit genellikle ufak ağrı ve sızılar için kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaç. Ayrıca kan seyreltici etkisi de var ve kalp krizine karşı koruma sağlaması amacıyla uzun dönem az dozaj olarak kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap, ABD'de hastanede tedavi gören koronavirüs hastalarında düzenli kullanıldığında ölüm riskini %47 düşürdüğü ortaya çıkan aspirinin Türkiye'de salgının en başından bu yana hastalarda kullanıldığını söyledi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alpay Azap, koronavirüsten kaynaklanan ölümlerin önemli bir sebebinin vücuttaki bütün damarların iç düzeyini döşeyen hücrelerin virüsten etkilenerek görevini yapamaz hale gelip kanın pıhtılaşması olduğunu söyledi. Profesör Doktor Azap, kan pıhtıları oluşup küçük damarları, ince kılcal damarları tıkamaya başlıyor. Bu damarlar tıkandığı zaman organlar beslenemiyor. Akciğer yetmezliği, solunum yetmezliği şeklinde karşımıza çıkıyor. Beyinde felçlere sebep olan pıhtılara sebep olabiliyor. Kalp krizi olabiliyor dedi. Bunun salgının erken dönemlerinden itibaren bildikleri bir konu olduğunu söyleyen Profesör Doktor Azap, aslında pek çok enfeksiyon hastalığında böyle olur. Septik şok dediğimiz, sepsis dediğimiz tablo ortaya çıkar. Vücudun pıhtılaşma sistemi bozulur. Kanın akışkanlığı bozulur. Bu pıhtılar nedeniyle organ yetmezliği ve ölümler gerçekleşir. Amerikalı bilim insanlarının yaptığı şey de bu kan sulandırıcı ilaçların gerçekten bunun ne kadar önlediğini gösteren bir çalışma. Aspirinin %50 oranında bunları önlediğini gösterdiler. En baştan beri böyle bir durum olduğunu bildiğimiz için Türkiye'de zaten kan sulandırıcı, aspirin olabilir, heparin gibi başka bazı daha farklı ilaçlar olabilir. Baştan beri hastalarımızda kullanıyoruz diye konuştu.